Kızılay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den herkese iyi akşamlar. Bugün 2 Temmuz Salı, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından dün Tokyo'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokyo'nun ardından Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Başkent Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Eminönen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Xianfa, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin aralarında bulunduğu heyet tarafından karşılanan Erdoğan, havalimanından Çin ziyareti süresince konaklayacağı otele geçti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, otelin ardından resmi tören alanına hareket etti. Erdoğan burada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke maçlarının seslendirilmesinin ardından Erdoğan ve Xi kırmızı halıda yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle protokolü selamlayan çocuklarla Erdoğan kısa süre sohbet etti. Törenin ardından iki lider Büyük Halk Salonu'na geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir açıklama yaptı. Tek Çin politikası Türkiye için stratejik önemdedir. Türkiye, Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpek yoluyla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Çin ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinden hemen önce Xinhua Haber Ajansı başta olmak üzere birçok gazeteye mülakat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesinde Çin medyasının yoğun ilgisine mülakatlarla karşılık verdi. Xinhua Haber Ajansı ve Çin'de yayın yapan Global Times ile Huangshi Shibao gazetelerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çin'le ticaret hacmimizi artırma konusunda mutabıkız ifadesini kullandı. Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde artırma konusunda mutabıkız. Daha fazla Türk ürünü, bilhassa tarım ürünlerimiz Çin piyasasına girmeye başladı. Çinli yatırımcıların ülkemize ilgisi sürüyor. Bizim orta koridor girişimimizle Çin'in kuşak ve yol girişimi arasında doğal bir uyum var. Bu uyum bize Orta Asya ve Afrika gibi geniş coğrafyalarda Çin'le işbirliği yapma imkanı sunuyor. Erdoğan'ın Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşan iki ülke başlığıyla Xinhua Haber Ajansı'na verdiği röportajda 2010 yılında Çin'le stratejik bir işbirliğinin oluşturulduğu ve ilişkilerin güçlendirileceği vurgulandı. Yeni bir dünya sisteminin kurulmasında Türkiye ve Çin'e büyük görevler düşüyor. Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş işbirliği, günümüzde de Çin Devlet Başkanı, değerli dostum Sayın Xi Jinping'in öncülük ettiği kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlenerek devam ediyor. Türkiye'nin öncülük ettiği orta koridor girişimi, kuşak ve yol girişiminin kalbi durumundadır. Türkiye'den başlayarak demiryoluyla Gürcistan'dan Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Çin'e ulaşan orta koridor, kuşak ve yol projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Global Times ve Huangshi Shibao gazeteleri için kaleme aldığı makalelerde ise Erdoğan, Çinliler için Çin rüyası, Türkler için de Türk rüyasıdır dedi. Ülkelerimizin dünya üzerinde hak ettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak, Çinliler için Çin rüyası, biz Türkler için de Türk rüyasıdır. Sayın Xi Jinping'le birlikte belirlediğimiz 1 milyon Çinli turist hedefine önümüzdeki yıllarda ulaşmamızda ülkelerimiz arasında ilişkinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Yeni bir dünya sistemine vurgu yapan Erdoğan, bu süreçte Türkiye ve Çin'e büyük görevler düşmektedir ifadelerini kullandı. Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılık ve serbest ticaretin korunması
savunması gibi alanlarda Çin'le aynı vizyonu paylaşıyoruz. Yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de insanlık tarihinin en kadim medeniyetleri olan Türkiye ve Çin'e tekrar büyük görevler düşmektedir. Erdoğan ayrıca Çin ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki özgün projelerine dikkat çekerek dünyaya kendini ispatlamış bu iki ülkenin bundan sonra savunma alanında da işbirliğine gidebileceklerini vurguladı. İç siyaset gündemine dönelim. Şimdi de sırada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Tek adam rejimini kuralım, Türkiye'yi uçuracağım dedim. Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyorum. Türkiye'nin çivisi çıkmak üzere. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili olmayan tarafsız cumhurbaşkanlığı için referandum çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı olarak çıkıyor, bize oy verin diyor. Her türlü hakareti yapıyor. Biz cevap verdiğimiz zaman cumhurbaşkanına hakaret. Ne cumhurbaşkanına hakareti arkadaş? Sen cumhurbaşkanı değilsin ki. Tarafsız cumhurbaşkanı ol. Başımızın üstünde yerim var. Tarafsız olduğunda biz itiraz mı ettik? Bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır. İnanmıyorsan referandum yapalım. Soralım vatandaşa. Emin olun ezici çoğunluk cumhurbaşkanı tarafsız olsun çıkacak. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşlarına yapılan zammı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Neyi istişare edecekler? Erdoğan'a itiraz mı edecekler? Bülent Arınç var, Cemil Çiçek var. Yani eski abiler var. Baktılar ki yeni parti kurulacak. Bunları ben saraya transfer edeyim. Bunlar da dediler ki 13 bin lira veriyorlar ya. 13 bin lira para mı Allah aşkına ya? Yükseltin bu parayı. Ne oldu? 18 bin lira oldu. Ve Bülent Bey kalkıp buna bu tartışmayı yapan vatandaşlara edepsiz deme cüretini gösteriyor. Daha makamınıza oturmadan 13 bin liralık aylığınızı 18 bin liraya çıkarıyorlarsa ve bu vatandaşı rahatsız ediyorsa sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin diyen insan aynaya bakacak. CHP liderinin gündeminde 12 yılın ardından kararı açıklanan Ergenekon davası da vardı. Davanın düşmesini CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın galibiyeti olarak yorumladı. Tam 12 yıllık üretilen yalan en sonunda 2019'da çöktü. Şimdi sormak istiyorum o kişiye. O davaların savcısı olmaktan memnun musun? Hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sayın Baykal'a da saygılarımızı sunmak isteriz. Erdoğan'a demişti ki sen bu davaların savcısıysan ben de bu davaların avukatıyım demişti. Avukat galip geldi. Evet, muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi. Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini pek çok badireye uğraya uğraya birçok sorunla boğuşa boğuşa sonunda bulmuş ve benimsemiştir. Değişen rejim değildir. Aksini iddia ve ilan edenler müfteridir, münafıktır, müptezeldir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin kararıdır. 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından başlayan sistem tartışmaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete, ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır. Bunlar ne istiyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün? Devletteki sonuçsuz güç ve yetki mücadeleleri yeniden mi alevlensin? Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı düşünüyorlar? Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, referandum çağrısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Referandumda erken seçim de yok dedi. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Çırpınışları da boşunadır. Zira Türkiye'nin geleceği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Diğer yandan erken seçim yoktur. Seçim sayfası 23 Haziran'la birlikte 2023'e kadar kapanmıştır. MHP lideri AK Partili yöneticileri de sistem tartışmaları konusunda uyardı. AKP partili bazı yöneticilerin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kamuoyu önünde
dile getirmeleri CHP'nin değirmenine su taşıyacaktır ve yanlıştır. Bahçeli'nin hedefinde yeni parti iddialarıyla anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le eski başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı. Bir dönem başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış isimler birdenbire yüksek sesle konuşmaya, kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Ülkemizi dipsiz uçurumların kıyısına kadar sürükleyip stratejik derinlikte boğulmasının atmosferini hazırlayanların farklı zeminlerde ortaya çıkmaları yalnızca yeni bir hale duyulan arzuyla açıklanamaz. Kaldı ki Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerini hatırlatayım. Sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye dair İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den eleştiriler var. Türkiye'ye yaptırım planlayanlara, tezgah hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız. Ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın siz. Borazan medyanın Trump bizi seviyor, yaptırım falan da olmayacak manşetlerine aldanmayın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptırımlara karşı devletimizin yanındayız dedi. Ancak Japonya'daki Erdoğan-Trump görüşmesini samimi bulmadığını da sözlerine ekledi. Trump yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçemeyeceğini ilan etmekle kalmadı. Bu talebini Erdoğan'ın kabullendiğini ifade etti. Elimizde sadece Erdoğan'ın Trump'tan yaptırım izlenimi almadım açıklaması var. Sürekli herkes tarafından kandırılan insan sarrafı Erdoğan'ın bu konuda yanılma ihtimali bence çok yüksek. Anlaşılıyor ki S-400'ler alınsa bile bir depoda küflenmeye terk edilecek, vatandaşın parasıyla gıcır gıcır Patriot'lar, Boeing'ler alınmaya devam edilecek. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in gündeminde iç siyaset de vardı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u da kaybetmesiyle yeniden tartışılmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ele aldı. Erdoğan'ın yalnız kaldığını, faturanın da ona kesildiğini söyledi. Allah aşkına şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Sayın Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı? Onu kimler nasıl ikna etti? Anlamakta zorlanıyorum. Birileri sizi tek adam rejimine ikna etti. Sizin de hoşunuza gitti. Nefsinize iyi geldi. Peki sonuç ne oldu? Siz şimdi tek adam olarak yapılan her hatanın, her yanlış kararın, her yanlış icraatın bizzat siyasi sorumlusu değil misiniz? Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de unutmadı. Ülkenin Cumhurbaşkanı yarım saat bebek katilinin mektubunu analiz etti. Küçük ortak terörist başını dinleyin diye celallendi. Küçük ortak açıklama yapıyor ve bakın ne diyor. Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik. Dün flu görüyordu, bugün görmeden duramıyor. Küçük ortak deyince de kızıyor. E ne diyeyim? Eş başkan mı diyeyim? Eş başkan mı diyeyim? Ne diyeyim? Yüksek Seçim Kurulu illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi. Bazı illerin milletvekili sayıları değişti. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını güncelledi. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.
Buna göre İstanbul'un 98 olan milletvekili sayısı 96'ya, Mersin'in milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı. Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller, bir seçim çevresi çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü. 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölünmüştü. Gaziantep milletvekili, teşekkür ederim. Bugün Madımak katliamının yıl dönümü, hayatını kaybedenler anıldı. Üzerinden 26 yıl geçti ancak acısı hala çok canlı. 2 Temmuz 1993'te Türkiye tarihinin en korkunç olaylarından biri yaşandı. 33 aydın, ikisi otel görevlisi 35 kişi Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Bu Sivas'ımızda olması bizi çok derinden yaralamıştır. O gün bir avuç vatandaşımız da galeyana gelerek burada istenmeyen bir insanlık ayıbı işlemdi. Bu acı bizi birleştirecek, bütünleştirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima perçinleyecektir. Sivas Valisi Salih Ayhan'la birlikte kent protokolü, katliamın yıl dönümünde eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ölenler anısına karanfil bırakıldı. Resmi anma törenine kurbanların ailelerinin katılmalarına yine izin verilmedi. Onlar da Alevi dernekleri öncülüğünde yapılan yürüyüşün ardından eski Madımak Oteli'nin önüne geldi. Kaybettikleri yakınlarını andılar. Bu davanın, bu katliamın unutulmaması için, bu katliamın Türkiye gündeminde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Bu katliamın arkasındaki gerçek güçler, gerçek örgütler hesap vermediği sürece bu dava kapanmış olmayacak. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, katliama ilişkin davanın 2014'te zaman aşımına uğrayarak kapanmasına tepki gösterdi. Yetkilileri toplumsal yüzleşmeye, tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz. Diyoruz ki, insanlığa yönelik işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu hukukun evrensel değerlerine de aykırıdır. Terör örgütü YPG, PKK, Birleşmiş Milletler'le imza attığı bir eylem planıyla bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakacağını açıkladı. Böylece örgüt bir kez daha işlediği savaş suçunu itiraf etmiş oldu. Karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. SDG ismini kullanan YPG, PKK'nın pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile Birleşmiş Milletler Cenevre ofisindeki bünyesinde çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planına imza attığı ortaya çıktı. Uzun süredir 11-16 yaş çocukları savaştırdığı bilinen YPG-PKK, skandal anlaşmayla bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmiş oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak Birleşmiş Milletler'in PKK teröristiyle üyelerin bilgisi dışında eylem planı imzalamasını şiddetle kınıyoruz denildi. Açıklamada terörle mücadele ön sırada bulunması gereken Birleşmiş Milletler'in bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez ifadesi kullanıldı. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor. Söz konusu sözleşmelerde çocuk askerler konusu 15 yaşından küçüklerin özel olarak korunması çerçevesinde ele alınıyor. Birleşmiş Milletler'e göre YPG-PKK 2017'de 72'si kız olmak üzere en az 224 çocuğu ailelerinden koparıp sözde kamplarında eğitimi alırken 2018'de ise bu sayı 5 katına çıktı. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta iki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlara Zap ve Metina bölgelerinde PKK terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Zap bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.407 kişi gözaltına alınmış. Aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, bu teröristlerden 3'ünün kırmızı, 5'inin mavi, 1'inin yeşil, 7'sinin turuncu, 32'sinin de gri listede arandığını bildirdi. Bu yılın ilk 6 ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 649 olduğunu söyledi. Çataklı, terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını da açıkladı. Kayseri'de terör örgütü IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri IŞİD faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüte yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 ayrı operasyon başlatıldı. 65 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 22 astsubayın da aralarında olduğu 40 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Askerlerin bir kısmının muvazzaf, bir kısmının da ihraç edilmiş olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 18 ilde de mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki askerlerin de olduğu 42 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon düzenlenen iller arasında Bursa da var. FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kocaeli merkezli 7 ilde ise 6'sı muvazzaf 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eski Bursa valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 kişinin yargılandığı FETÖ davasının kararı Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanıklar yeniden yargılanacak. FETÖ soruşturması kapsamında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında eski Bursa valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 kişinin yargılandığı dava geçen yıl Aralık ayında karara bağlandı. Mahkeme heyeti bazı sanıklara ceza verirken bazıları beraat etti. Eski vali Şahabettin Harput ise örgüt yöneticiliğinden beraat ederken örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Harput'a yurt dışına ve Ankara dışına çıkma yasağı getirdi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. 3 sanığın tutukluluk halinin devam ettiği davanın ilk duruşması Eylül ayında görülecek. Türkiye, Irak arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslar sürdürülürken Irak'tan yeni bir kısıtlama haberi daha geldi. Irak yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık, tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine ithalat yasağı getirdi. Mayıs ayında yumurta, Haziran ayı itibariyle de içecek ve dondurma ithalatına yasak getiren Irak, şimdi de Türkiye'den yapılacak sofralık, tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin yasaklandığına dair tebliğ yayımladı. Irak, Bakanlar Kurulu'nca alınan kararın 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve 1 yıl yürürlükte kalacağını bildirdi. Benzin fiyatına 27 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte benzinin fiyatı 7 liranın üzerine çıktı.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 7 lira 8 kuruşa, Ankara'da 7 lira 16 kuruşa, İzmir'de 7 lira 15 kuruşa, Bursa'da 7 lira 14 kuruşa yükseldi. 24 Haziran'da da motorin fiyatlarına 22 kuruş zam yapılmıştı. Benzinde yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulamaya girdi. Yeni doğan bebeklerin kimlikleri artık adrese teslim olacak. Yeni doğan bebeklerin kimlik kartlarının evlerine gönderilmesine sağlayan uygulama 4 pilot ilde başladı. Uygulamanın 1 yıl içinde tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'nca hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başladığı bildirildi. Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale'de pilot olarak başlayan uygulama ile bebeklerin kimlik kartları basılarak evlerine gönderiliyor. 4 pilot ilde bugüne kadar 1200 bebeğin kimliği adresine gönderildi. Bunun için ailenin doğumdan sonraki 5 gün içinde başvuruda bulunarak bir form doldurması yeterli oluyor. Bildirim sırasında çocuğa verilecek ismin de belirlenmiş olması gerekiyor. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde faciadan dönüldü. İtalya bandıralı bir LPG gemisinin tankerinde dolum esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın doğal gaz borularının geçtiği Petkim limanında büyük tehlikeye neden oldu. Olayda gemi mürettebatından bir kişi hayatını kaybetti. LPG gemisinde patlama meydana geldi, yangın çıktı. İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki Petkim limanında bir kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Marsilya kentinden yola çıkan İtalya bandıralı Sinzani adlı gemiye Ali Ağa'daki Petkim limanında plastik ham maddesi proplan yüklemesi yapılıyordu. Yükleme sırasında tankerde patlama oldu, ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü. Bölgeye çok sayıda romörkörle itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve denizden müdahale edildi. Gemideki 15'i İtalyan, biri Romanyalı mürettebattan 8'i denize atladı. Romörkörler tarafından kurtarıldılar. Anında müdahale ile olası bir facianın önüne geçildi. Yangının diğer tankerlere ve limandan geçen doğalgaz borularına sıçraması engellendi. 95 metre uzunluğundaki 3836 gross tonluk gemideki yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. İtalyan asıllı bir mürettebatın hayatını kaybettiği belirlendi. Biri Petkim çalışanı olmak üzere 16 kişinin tedavisi ise sürüyor. İncelemeler sonucunda ortaya çıkacak patlamanın asıl nedeni. Şu an patlamanın asıl nedenine dair herhangi bir bilgi yok. Sadece yükleme esnasında olduğunu biliyoruz. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olaya ilişkin Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Manisa'da otomobil tıra çarptı, feci kazada anne, baba ve iki çocukları öldü. Çiftin bir çocuğu ise yaralandı. Kaza Turgutlu ilçesi Ankara-İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Cumali Yarıcı yönetimindeki otomobil arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı. 35 yaşındaki sürücü 30 yaşındaki eşi Hicran Yarıcı ile 1 yaşındaki kızı Hediye Nur Yarıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin 7 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ise yaralandı. Yaralı çocuklardan 8 yaşındaki Zinet Yarıcı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu ve ailenin doktor kontrolü için İzmir'e gittiği öğrenildi. İstanbul Boğazı'nda bir üniversiteye ait gemiyle şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı bir temas yaşanmıştı. Boğaz'daki panik anlarının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Girdik. Sıkı tutun, girdik, sıkı tutun. Olay 28 Haziran'da İstanbul Boğazı'nda Eminönü Kabataş arasındaki bölgede meydana geldi.
Boğaz'da seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemiyle şehir hatlarına ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Sıkı tutun, girdik, sıkı tutun. Olayda yaralanan olmazken gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Vapurun geri manevra yapmasıyla facia ucuz atlatıldı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar üniversiteye ait gemidekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sıkı tutun, girdik. Bursa'da 19 yaşındaki bir genç 50 lira borcu için bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Osman Gazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Mustafa Türker'le borçlu olduğu 22 yaşındaki zanlı arasında tartışma çıktı. Zanlı cebine sakladığı bıçağı bir anda Mustafa Türker'in başına sapladı. Türker kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Mustafa Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bursa'da gençlerin manzara keyfi kazayla sonlandı. Manzara izlemek için 12 katlı metruk binanın çatı katına çıkan 4 gençten biri aşağı inerken 9. katın asansör boşluğundan yere çakıldı. 16 yaşındaki genç ağır yaralandı. Bursa manzarası keyfi kazayla sonlandı. 9. kattan düşen genç ağır yaralandı. Olay Osman Gazi ilçesi Haşim İşçen Caddesi'nde meydana geldi. Dört arkadaş Bursa manzarası izlemek için 12 katlı metruk binaya çıktı. Bir süre manzarayı izleyen gençlerden biri merdivenden inerken asansör boşluğunu fark etmedi. 9. kattan düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören gençler çevredekilerden yardım istedi. Asansör boşluğunda kanlar içinde yatan genci gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genç ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da bir kişi minibüste yanında oturduğu yolcunun cebinden 2000 lirasını çaldı. Hırsızlık anı minibüsün kamerasına an be an yansıdı. Minibüse binen yaşlı yolcunun cebinden çıkardığı paraları sayması yanında oturan kişinin dikkatini çekti. Paraları görünce gülümsedi. Zanlı yaşlı adamın parayı cebine koymasını fırsat bildi. İnmek için kapıya yönelen yaşlı adamın cebindeki 2000 lirasını alıp koltuğun üzerine koydu. O sırada paranın bir kısmı yere düşerken hırsız onları da topladı. Çaldığı paraları elindeki kıyafetin altına gizleyen zanlı minibüsten inerek kayıplara karıştı. 2000 lirasını çaldıran yolcu kamera görüntüsüyle polise giderek şikayette bulundu. Zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da köylerine biyokütle enerji santrali kurdurmamak için aylardır nöbet tutan Karaağızlılar 400 günün sonunda rahat bir nefes aldı. Bölge halkı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Benim köyüm, bu köyde yaşamak benim hakkım. Kimse masa başında imza atmaz. İstemiyoruz, biz zehirlenmek de istemiyoruz. Küçük çapta bir kömürlü termik santral, fosil yakıt yakacak bir santralin sağlık zararı kesindir. Bunun lanetini yok. Halka rağmen birileri para kazanacak diye bir şey yapmak doğru bir tutum değildir. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 400 gündür köyleri için mücadele veriyorlardı. Zafer onların oldu. Ancak bizi öldürürlerse buraya fabrikayı kurarlar. Öyle olmadıktan sonra
bizi buraya fabrikaya vurdurmayın. Zehirlenmek istemiyoruz. Doğanın güzelliklerine baksınlar. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine bağlı Karaağız mahallesine yapılmak istenen biyokütle enerji santraline karşı bölge halkı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Burada yaşayan yüzlerce köylü hiçbir şekilde sorulmadı. Biz buna karşı çok tepkiliyiz. Zehiri almak istemiyoruz, köy yaptırmayalım diyoruz. Karaağız sakinleri doğaya zarar vereceği gerekçesiyle 26 Mayıs 2018 günü biyokütle enerji santrali yapılmaması için eylem başlatmış, 7/24 nöbet tutmuştu. Gece erkeklerimiz bekliyor, gündüz kadına eşini gören buresi diyor. Nöbetin 400. gününde köylüleri sevindiren haber Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz kurmak istiyorlar köye. Karşıyız, kurdurmayız. Biz varlığımızı yok istemiyoruz. Biz yeşilliğimizi yok istemiyoruz. Köylüler 400 günlük direnişlerinin zaferle sonuçlanmasını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler ve Bağlarbaşı mahallelerine hizmet veren ancak 10 yıldır atıl haldeki Teoman Özalp Parkı'nda dönüşüme başlıyor. Amaç parkı eski günlerindeki canlılığına döndürmek. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı Yeşil Bursa Projesi kapsamında sil baştan yenileniyor. Park yaklaşık 10 yıldır atıl durumda. Büyükşehir Belediye'miz şu an temizliğini ve güvenliğini yapıyor ama yeterli değil. Parkta ciddi bir yenilenme ve bölge günün şartlarına uygun bir şekilde revize edilme ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, atıl halde bulunan amfiteyatrodan oturma gruplarına kadar tüm parkı detaylarıyla inceledi. 110 dönümlük bu park gerçekten bölgenin tekrar yıldızı olacak tabirinde ise. 15-20 gün içerisinde projelendirmemizi, revize projemizi bitirip inşallah ondan sonrası süreçte de imalata girmek istiyoruz. Aktaş, parktaki amfiteyatroyu yıkacaklarına söyledi. Yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan amfiteyatromuzu yıkıyoruz. Yine bu ihtiyacı giderecek farklı konseptleri orada ortaya koyacağız. Şimdi sizi hayvanlar alemine götürüyoruz. Ağırlığın 850 kat fazlasını taşıyabilen bir böcek. Gergedan böceği, nadir görülen böcek Bursa Atatürk Kent Ormanı'nda bulundu. Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadiren görülen gergedan böceği Bursa'da bulundu. Ailesiyle birlikte Atatürk Kent Ormanı'na pikniğe giden Bektaş Arı, ormanda gezerken gözüne bir böcek takıldı. Bursa Atatürk Kent Ormanı'nda buldum bu böceği. Ailemle pikniğe gitmiştim. Sonra daha önce ben internette gördüğüm için bu böceği dikkatimi çekti. Arı, eline aldığı böceğin gergedan böceği olduğunu anladı. İlk tepkim böyle dikkatimi çekti. Gergedana benzediği için gergedan böceği deniyor zaten. Çok güzel, estetik bir böcek. Gergedan böceği kendi ağırlığının 850 katını kaldırabiliyor. Bu da gergedan böceği kuvvetine sahip bir insanın 65 ton ağırlığı kaldırabilmesi demek. Ağırlığının 850 katı taşıdığını öğrendim. Çok nadir bulunan bir tür olduğu için gerekli mercilere teslim etmek için aldım. Dünyanın en güçlü böceği deniyor. Boyları 15 santimetreye kadar ulaşabilen gergedan böcekleri son derecede zararsız. Isırma, sokma gibi özellikleri yok. Nadir görülen bir tür olan gergedan böceği kendisini bulan vatandaş tarafından emin ellere teslim edildi. Bulduğumuz gergedan böceğini milli parklara teslim ediyoruz. Bursa'da bugün hava sıcaklığı 32 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan Bursalılar soluğu sahil kenarlarında aldı. Çok sıcak değil mi? Çok sıcak. Plaj da güzel. Su da güzel bugün. Deniz güzel. Hava güzel. Biz güzel. Sıcaktan bunalan Bursalılar kendini denizin serin sularına bıraktı. Çok sıcaktı. Arkadaşlarla yüzmeye geldik. Ama su bayağı soğuktu. Çıkmak zorunda kaldık. Bir daha girer misin peki? Girerim tabii. Gömüyorum ona kendi isteğiyle. Abin seni bak kuma gömüyor. Nasıl, güzel mi? Güzel, sıcak.
kimi güneşlendi, kimi kendisini kuma gömdü. Sıcaktan bunalan Bursalılar soluğu sahil kenarlarında aldı. Yorgunluğumuzu burada atmaya çalışıyoruz işte bir şekilde, denizde. Dün gece dağdaydık çok sıcaktı, bugün de denizde. Öyle tatil devam ediyor şehir içinde. Kaçamak yapıyorsun? Aynen, günübirlik gidip geliyoruz. Günübirlik de olsa tatil yapıyoruz. Fırsatı kaçırmıyoruz. Aynen öyle. Genellikle yüzüyorum, kumdan kale yapıyorum, kum kazıyorum. Havluyu sarmışsın, üşüyor musun? Evet. Soğuk muydu su? Soğuktu, hem de demir gibiydi. Bursalılar deniz, güneş, kum ve doğanın tadını çıkardı. Gençlerse eğlencelerine eğlence kattı. Karaçalı gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala, salla salla vur duvara. Deniz, kum, güneş, eğlence. Seviyoruz ya eğlenmeyi, artık böyle denize girip yani nasıl söyleyeyim atmak istiyoruz kendimizi böyle. Bunu aldık çünkü artık Bursa'dan. Hafta içi ve hafta sonları normalde çalışıyoruz. Bir boşluk bulduk attık kendimizi böyle bu taraflara, sabah erken geldik. Salla salla vur duvara. Evet, şimdi sizleri Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesinde bir restorana götürüyoruz. Mavilikler içindeki bu restoran dünya mutfağından tatlarla sizlere tam bir lezzet şöleni sunuyor. Deniziyle, havasıyla, kordonuyla Bursa'nın cennet köşesi Kurşunlu. Gezdiniz, dolaştınız, ehaliyle acıktınız. Peki iyi yemek nerede yenir? Sizleri lezzet yüklü bir mekana götürüyoruz. Uçsuz bucaksız deniz manzarasına karşı sürpriz lezzetlerin yer aldığı işte o mekan. İşletme sahiplerinden biri olan Tamer Taylan bize o güzel restoranı şiir tadında bakın nasıl anlatıyor. Gökyüzünün hemen altında, denizin biraz üstünde, iki mavinin buluştuğu yerdeyiz. Sihirli noktadayız. Orta Doğu mutfağının, Ege mutfağının ve Akdeniz mutfağının deniz ürünlerini sunuyoruz misafirlerimize. Ve mutfak. Restoranın Cezayirli şefi 180 meze çeşidiyle hiç tatmadığınız lezzetleri size sunuyor. Efendim, sizin için işin mutfağına girdik. Aytu şefim merhaba. Merhaba. Bizim için hangi mezeyi yapacaksınız? Sizin için Ermeni mutfağına ait uskumru dolma yapacağız. Ekmeği koydum, soğanı koydum, limon suyunu döktüm. Tarçın koyacağım. Şimdi Ermeni mutfağının lezzetlerinden biri olan uskumru dolmasını şefimle beraber fırına götürüyoruz. Mekana adımınızı attığınız andan itibaren adeta dünya turuna çıkıyorsunuz. Burun böreği, bu Girit, yani Yunan adalarına ait bir meze. Mütebbe, bu da Lübnan. Bu Soka, Arnavut mezesi bu. Burada sıcak yoğurdumuz var, bu hiç kimsede olmayan bir meze. İçli hurmalı enginar. Bu hiçbir yerde yok. Varsa bile muhtemelen benden almışlardır. Çünkü 2015 senesinde bunu ben yaptım. Orta Doğu mutfağından Lübnan cevizlisi, Balkanlardan soka, Ege'den milos ve bu leziz, eşsiz tatları olan mezelerin yanında taze balıklar sizleri bekliyor. Sizi alıp ülke ülke gezdirecek olan bu restoranda fiyatlar da oldukça makul. Ekonomik, herkese uygun yani bura. Fiyatlarımızı da öyle abartmıyoruz. Böyle deniz yok manzara seyrettin diye bir şey yapmıyoruz. Gemliğin Kurşunlu mahallesine yolunuz düştüğünde gün batımını fasıl eşliğinde izlemek istiyorsanız sizleri bekleyen mavilerin içindeki restorana uğramadan gitmeyin diyoruz. Ve sırada dünyadan haberler var. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Benu eyalet yetkilileri yerel halkın kaza yapan tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı sırada tankerin patladığını belirtti. Patlamada şu ana kadar 50 kişinin cesedine ulaşıldığı, 70 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan'ın finans başkenti Mumbai, muson yağmurlarına teslim oldu. Kentin çeşitli noktalarında etkili olan seller nedeniyle çöken yapılar altında kalan en az 27 kişi hayatını kaybetti. Duvarlar yıkıldı, yollar sel sularıyla doldu. Hindistan'ın Mumbai kentini muson yağmurları vurdu. Pimpri-Prada bölgesinde muson yağmurları nedeniyle Gecekondu mahallesindeki duvar çöktü. En az 18 kişi hayatını kaybetti. 69 kişinin yaralandığı bölgede enkaz altındakileri kurtarmak için arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Mumbai'deki havaalanını su bastı. Birçok uçuş iptal edildi. Tren istasyonlarında raylar sulara gömüldü. Seferlere geçici olarak ara verildi. Pura pani bhara hua hai, bol raha hai ki pani bhara hua hai. Baju mein wo mil bhi khadi hai, usko bhi nahi jaane de rahe. Pune kentindeki Ambegayon bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 6 kişi ölürken Kalyan şehrinde de bir okul duvarının 2 evin üzerine çökmesiyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Mumbai'de 2 gündür son 10 yılın en şiddetli yağışları görülüyor. Yetkililer kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaparken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yılın ikinci güneş tutulması için vakit geldi. Akşam saatlerinden itibaren sadece Şili ve Arjantin'den gözlenebilecek olan tutulmayı izlemek isteyen gökyüzü meraklıları izleme istasyonlarına akın ediyor. Yılın ikinci güneş tutulması için Şili ve Arjantin'e akın ettiler. Güneş tutulması için kurulan özel istasyonlara bilim adamlarının ilgisi de hayli yoğundu. It tells us a lot of what's happening inside the sun and because we cannot see what's happening inside, but the corona in which we can understand what's happening inside. Gökyüzü aşıklarının arasında bir NASA tutkunu olan küçük astronot Ricardo Barriga da var. Ocak 2019 tarihindeki parçalı güneş tutulmasının ardından ikinci güneş tutulması bilimsel sınıflandırmada tam güneş tutulması olarak tanımlanıyor. Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika'nın güneyinden izlenebilecek olan bu tutulma, yılın en uzun tutulmalarından biri. Tutulmanın yaklaşık 4,5 dakika sürmesi bekleniyor. Sayın seyirciler, bu haberle birlikte ana haber bültenimizin burada sonuna geldik. Az sonra Melisa Öztürer'in sunumuyla spor bülteni sizlerle olacak. Hoşçakalın.